Tayyip Erdoğan dün müjde üzerine müjde verdi. Ben seyrettiniz mi bilmiyorum. Yani kısa videolarda yapıyoruz ya. Orada hemen şeyini yaptı bir müjde diye. Çünkü bir anda AKP'nin genel başkanı çıktı ve dedi ki ette indirim yapıyoruz. Talimat verdim dedi. 40 üründe indirim yapılıyor. Ya, abi akıl alır gibi değil. Bak Türkiye komik bir ülke oldu ya. Ya peki affedersin ama yani eti bugünden itibaren %35 ucuz satabiliyorsanız dün niye satılmıyordu bu? Önceki gün niye fiyatlar niye buraya çıktı? 40 ürün nasıl oluyor da indir? Efendim kar almayacaksınız bilmem ne. Böyle bir şey var mı dünyada? Peki şimdi ne olacak yani sen bununla şöyle yapıyorlar. Efendim benim marketlerim diyor ya işte o büyük tarım kooperatifi falan filan var ya işte orayı ele geçirmişler. Bin market. Tamam o da güzel. Orada ben ucuza zararına devlet destekleyecek. Peki piyasayı ne yapıyorsun o zaman? O insanlar yani bu işten insanlar hayatlarını kazanıyorlar değil mi? On binlerce kişi çalışıyor bu sektörde. Gıda sektörü ya da işte bu tüketim malları sektöründe değil mi? Ha şimdi bir anda indiriyorum. Ya o zaman dövizi de indirsenize. Bir talimat ver abiciğim öğleden sonra. Çıkacaksın. Böyle çocuklar bağırıyor şimdi. Tayyip abi dövizi düşürsene diye değil mi? Çıkacaksın abi öğleden sonra. Verdim Merkez Bankası Başkanı'na talimatı. Doları bu kadar yapıyorlar. Ha onu yapabilir bakın biliyor musunuz? Yapar. 1 milyar dolar getirir bankalara der ki bunu 10 liradan alıyorsunuz der ve satışınız da bu kadar der mi der. Ha ülke batar ya umru mu yani kimsenin. Şimdi Süleyman Soylu'yu dikkatimi çekti bir de ondan bir şey yapayım. Ya Süleyman Soylu belli ki yani ya eli değmedi yani onun adına çünkü onun adına bir bildiri yayınlamış. Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap vermiş yani. Fakat abi adam bambaşka bir adam olmuş. Üslup çok farklı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu diyor bir kere. Bay Kemal demiyor ya da böyle Kemal denilen adam falan demiyor. Hayvan demiyor, şerefsiz demiyor, adi demiyor, rezil demiyor, ahlaksız demiyor, hiçbiri demiyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li kardeşlerimiz falan ya başına taş düştü ya da gideceğini anladı. Ahmet Takan yazdı ya geçenlerde. Hani Süleyman söylüyor ki ben başka kaynaklardan da duyuyorum topun ağzında. Çünkü yani Tayyip Erdoğan kendini kurtarmak için hepsini rahatlıkla harcayabilir yani ne olacak? Süleyman Soylu diyor bu bir tür böyle bir şeyi hissettim. Yani çok yumuşak böyle. Sayın Kılıçdaroğlu CHP'li kardeş. Ulan ne zaman kardeşiniz oldu? Düne kadar iblisler, reziller, teröristler, hainler, alçaklar, çukurlar. Bunları kullananların hepsi işte Süleyman Soylu, Erdoğan, işte MHP'liler şunlar bunlar. Bunlar şey takımı, üst takımı hepsi değil tabii. Efendim bakalım ne olacak bilemiyorum. Efendim başka neyim var diye şöyle bir bakıyorum. Ay. Ha, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı. O da Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap vermiş. Yani aynı konuda. O daha böyle bir şey. Yani onları da bakın bilmiyorum yani. Yarın öbür gün ne olacak? Çok merak ediyorum. Hakikaten Türkiye'yi seyretmek keyifli olacak. Bir iktidar değişikliğinde. O da bir şey. Efendim Kemal Kılıçdaroğlu ne demek istediğini anlamadım. Tahminim var ama söylemek istemiyorum. Şimdi görüyorsunuz değil mi bu atanmış kişilerin güç zehirlenmesiyle. Yani bana bir şey olmaz. Abi sana tabii ki bir şey olmaz. Ama ona bir şey olursa sen ne yapacaksın? Onu da söyle bana. Orada problem yok. Doğru. Şu anda canlarının istediği gibi davranabiliyorlar. Zaten cümleyi biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda diye başladı mı? Anla ki o iş usulsüz. Ama hani öyle başlıyorum ki diyor ben memurum. Bak görün o bakancıklar var ya hepsi yarın diyecek ki efendim biz memurduk. Emir kulu. Bak benim hiçbir siyasi tarafım yok ki bana dediler ki ha bir tapu memurluğu ha bakanlık efendim bize emirleri verdiler yaptık göreceksiniz bak hepsi satacak hem de nasıl sen onları bırak saraydakiler satacak hani var ya böyle onunla beraber birden de o operasyonları yapanlar filan onun için şu anda hepsi çok güçlü tabii ama ona bir şey olursa haydi yandı gülüm keten elba onun için biraz sıkıntıdalar efendim.